Milli servet böyle şey olur mu ya? Ben sabahleyin uyurken bir telefon geldi. Kalktığımda bekçilerden bir tanesi aramış beni. Buraya geldim. Arabanın camını patlatıldı dediler. Kendileri burada parkta ateş yanmış. Ateşi söndürüyorlarmış. O arada ateşi yakan da zaten o şahıs. Devamlı buralarda bu şeyi işliyor. Sen söyle. Bu olayları yapıyor. Bu olayları devamlı yapıyor. Rahatsız biraz da kendisi. Geldiğinde bu camın patlak olduğunu gördüm. Dediler ki bu dile hırsızlık işi değil. Bir size kastınız olan bir şey, birisi var mı sizinle alakalı dediler. Dedim bir sümetimiz falan yok. Ondan sonra geldik bu camı kontrol ederken baktık. Sonra bir komşunun arabasını da vurmuşlar. O da bana yardım ettiği için burada. Sonra burada rapor tuttuk çıktık. Biz gittikten sonra dedim ben polislere dedim bundan neyi nesildir falan. Dedi ki uzun boylu bir şahıs bu tarafa doğru kaçtı. Ben direktmen zaten o arkadaş olduğunu anladım. Ben neyse uyumadım. Beladır gerek yok çıktım. Evime gittim. Sabahleyin geldiğimde komşular görmüşler. Komşular mahalledeki bütün araçları parçalamış, çıkmış gitmiş. Hatta kapılara da vurmuş. Bunu bir kişi yapıyor değil mi? Bir kişi yapıyor. Neyle yapıyor? Taşla falan mı? Taşla yapıyor evet. Bu arkadaşın cezalandırılmasını istiyoruz. Böyle devamlı bunu yapıyor ve dışarıda geziyor. Sizin bildiğiniz biri mi? Bizim bildiğimiz biri evet. Mahallemizden genç bir arkadaş. Komşumuzun çocuğu cinnet getiriyor. Hı-hı. Arabaları 10-15 20 tane arabayı şey yapıyor işte arıza yaptırıyor. Ya hasar veriyor. Sizin arabanızda ne olmuş peki? Ön cam iki tane camı kırıyor, aynaları kırıyor. Hı-hı. Bayağı 1-2 milyar zararım var. Yapan kişiye neler söylemek istersiniz burada? Biz çağırdınız var mı? Yapan kişiye yazıklar olsun. Milli servete zarar verdi. Bunu tanıdığınız biri galiba. Yapan. Evet tanıdığımız komşu. Çekti seni öyle.